Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ve karşımızda yine piyasadan yorulmuş bir yatırım uzmanı. Ne yazık ki. Ya piyasa bu Yani. arada hepimizi çok yordu ama herhalde yani bu sefer ayrım yapamayacağım ya. Bazı zamanlarda kur tarafıyla ilgilenenlerin, FX tarafıyla, MTA ile ilgilenenlerin daha çok yorulduğunu düşündüğüm oluyor. Ama son zamanlara bakılacak olursa borsa ile ilgilenenler hisse senedi yatırımcılarından çok fark yokmuş gibi düşünüyorum. Dolayısıyla piyasanın her profesyoneli ayrı ayrı yoruldu. Yani artık böyle gelişmeler çok küresel bazlı oluyor. Yani sadece hisse senedi piyasalarını etkileyecek eskiden daha böyle çok majör hareketler ya da haberle akış olması gerekiyordu. Hisse senedi tarafını etkileyecek ama artık bütün haber akışı öyle olduğu için majör ve bütün piyasaları etkileyecek. Dolayısıyla çok bir ayrım yapılmıyor yani. Şimdi bu süreç içerisinde bir tarafıyla şanssızlığa denk gelen, bir tarafıyla aslında şans da yakalayan bazı durumlar oluştu. Mesela bunlardan bir tanesinin adı benim için halka arz. Çünkü son zamanlarda çok önemli, çok büyük halka arzlar gerçekleştirilmişti. Pazartesi günü itibariyle biz de bir halka arzı aracılık edeceğiz. Evet. Niye? Dolayısıyla birazcık onunla başlamakta Hı. fayda görüyorum. Bir tarafıyla piyasaya satışın geldiği, piyasanın tedirgin olduğunu anlattığımız, piyasadaki güvenin zedelendiğini anlattığımız bir süreçte böyle bir halka arzının yapılmış olması tarafını düşünebiliriz. Ama diğer tarafta bence daha önemlisi taze kan geliyor ve taze kan her zaman iyidir. Dolayısıyla finansalları açısından kıymetli şirketlerin halka arz olması, sermaye tabana yayılması açısından da doğru halka arzlara yönelmek açısından da bence önemli. Biraz oradan başlayalım mı? Ne oluyor, ne bitiyor? Tabii, şimdi son zamanlarda böyle bir furya var tabii ki halka arz tarafında. Bu çok hani piyasaların derinliği açısından, derinleşmesi açısından çok önemli. Ama bunu yaparken doğru firmaları yani doğru finansallara sahip firmaları seçmek de çok önemli. Şimdi bizim yapacağımız Koa Granite gerçekten hem finansallar hem yaptığı iş bakımından değerli bir şirket. Burada hani yatırımcılara halka arz olmuş yani ikinci piyasada işlem görürken belki biraz daha teknik ve piyasanın yönünde hareket etmeye şey yapabiliyor yatırımcılar tercih edebiliyor ama böyle halka arzlarda değer yatırımcısı olmak çok önemli. Yani dolayısıyla bir halka arzda bunun finansallarını incelemek ya da ne iş yaptığını öğrenerek değer yatırımcısı olmak çok önemli. Koa Granite bunlardan biri bence. Yarın akşam da bunun yönde bir yatırımcı sunumu toplantısı olacak. Ben dinleyen, izleyen arkadaşları tavsiye ediyorum muhakkak katılsınlar, akıllarına gelen soruları sorsunlar. Güzel bir iş olacağını umuyorum ben. Pazartesi ve Salı talep toplamamız olacak. Son zamanların büyüklük açısından en büyük şirketlerinden biri, yani en büyük halka arzlarından birini yapıyor olacağız. Yani detaylarını tabii paylaştık. 16.46 TL satış fiyatıyla ilk başta arz halka arz fiyatıyla işleme girecek. Borsadan dağıtım yöntemiyle dediğimiz gibi Pazartesi, Salı 5-6 Nisan'da. Bu süreçte hani bizim muhakkak yani çok paylaşımımız oluyor. Ama detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılarımız bize muhakkak ulaşsın. Zaten burada en kıymetli olanı arkadaşlar soru sorabileceğiniz muhatap olmak. Sonrasında da o sorulara açıklayıcı doğru işte teknik taraftan çıkıp herkesin anlayacağı şekilde anlatılacak bir size anlatıcı bulmak. Onu biz bulduk size anlatacak. Dolayısıyla bu tip yayınları takip etmenize öneriyorum, mutlaka öneriyorum. Borsadan dağıtım yöntemi nedir diye sormuşlar. Herkese Birer 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 herkese eşit miktarda dağıtılacak. yani dolayısıyla Evet. paranızın büyüklüğü oranında değil, sıranın size geldiği oranda daha doğrusu sayıda lot sahibi olacaksınız. Bu birazcık daha benim hakkaniyetli bulduğum bir yöntem aslında. Çünkü işte kimisinin var 10 milyonu, 10 milyonluk halka arzda başvuruyor. Kimisinin var 100 bin lirası, kimisinin var 1000 lirası.
Dolayısıyla hani o çemberin tamamlanması açısından gayet önemli. Oransal değil, sabit olacak dolayısıyla. Hı hı. Başka ne evet. Şey yapalım, bilgileri bir verelim halk arzıyla ilgili olarak, daha fazlasını dönüp sorarlar zaten Hüseyin'e diye düşünüyorum. Evet, yani yayınlarımız olacak burada. Dediğim gibi muhakkak arayıp sorsunlar akıllarına takılanlara. Detay 5 ve 6 Nisan'da saat 13'e kadar taleplerini girebilirler. 16.46 satış fiyatımız, yani halk arz fiyatımız. Büyüklük bakımından 395 milyon TL'lik bir halk arz olacak bu. 24 milyon TL nominal, hem şirketin sermaye arttırımıyla beraber hem de ortaklardan satışla beraber 24 milyon TL nominal fiyatla halk arz oluyor. Büyüklük 395 milyon TL dedik. 5-6 Nisan'da talepleri toplayacağız dedik. Burada şirket detayları yarın paylaşılacak. Yani şirketin daha doğrusu finansallarına ve yatırımcı sunumu yarın Hüseyin Bey ile yapılıyor olacak. Orada çok daha derin bilgiler bulabilir yatırımcılarımız, ilgi yatırımcılarımız. Bize de istedikleri zaman ulaşabilirler. Peki, benden duymuş olmayın ama hesap açar, Koa Granit'in halk arzına katılırsanız bir aylık ücretsiz FinTables Pro fırsatı da sizinle olacak. Evet, bu da kaçmayan fırsatlardan biri. Kesinlikle öyle. Peki, şimdi yarın paylaşacağız arkadaşlar şirketin halk arzına edindiği parayı nerede kullanacağını, şirketin finansallarının ne olduğunu, aktifinde ne olduğunu, pasifinde ne olduğunu, bütün bunların hepsine konuşacağız. İskonto oranını yine benzer şekilde konuşacağız diyelim ve dönelim piyasamıza. Bunlarla ilgili çünkü çok daha sohbet edeceğiz önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. Piyasa yorucu dedik. Piyasa niye yorucu? Sürekli olarak bir haber akışı var. Haber akışının da saati yok. Dolayısıyla Asya seansında birdenbire yükselmeye başlayan bir dolar TL şeyini görüyoruz. Hı hı. Ne derler? Hareketlenmesini görüyoruz. Diğer taraftan piyasa açılıyor. Piyasa açıldıktan sonra onun fiyatlaması, onun değerlendirilmesi, tartışılması, nereye gidebileceğine dair beklentiler. İç piyasadan bahsediyorum haber akış açısından. Sonra orada dengelenmeye çalışan bir kur, dengelenmeye çalışan bir borsa görüyoruz. Bizim içeride yaşadığımız yetmiyormuş gibi dışarıda bir de 10 yıllık Amerikan bonolarında 1.74'lere gelindi. Burası oldukça önemli. Çünkü orada 1.74 Amerikan 10 yıllığı gören dolar bir parça vatanına gitmek istiyor büyük olasılıkla. Evet. Diğer yandan Powell'ın açıklamalarını unutmayalım. %2'ler 2.5'lar civarında bir enflasyon hedeflediğini söylüyor ve enflasyonun artmaya başladığına dair bulgulardan bahsediyor. Hı. Burası da yine önemli. Dolayısıyla o sıfır seviyelerinde 0.025 aralığında tutulan faiz oranlarının yukarı yönlü bir baskı altında olması ihtimali olabilir ki bu da piyasada dolaşan şimdiye kadar vatanında sıfır faizle değerlenmek istemeyen doların yeniden kendi tarafına doğru gitmesine neden olabilir. 1.17.25'te euro dolar görüyorum. Aynı şey bu tarafta da geçerli. Dolar endeksinde geldiğimiz nokta bizi 93.25'lere getirmiş durumda. Uzunca bir zamandır 91'lerin altında seyretmeye çalışan dolar endeksinin de major para birimleri karşısında da değerlendiğini söylemek mümkün şu aşamada. Hakeza gelişmekte olan para piyasaları karşısına değerlenmiş görünüyor. Şu halde yaptığımız nokta bizi an itibariyle 8.32 seviyelerinde tutuyor. Dolar TL'de 9.77 Euro TL görüyorum. 1.395 Borsa İstanbul tarafı. Ama işte altın önemli burada. Dolar çıkıyor. Altının da çıkıyor diyenler 1.684'e inen onsla birlikte bu sefer doların düşüşünden değil altının onsunun düşüşünden olumsuz bir şekilde etkilenmiş görünüyorlar. Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız hep birlikte. Ama şu anda benim söylediğim fiyatlamalarda değildi tabii gün içerisinde. 8.48 galiba gördüm, doğru mu? Dolar TL'de. Yok, bugün. Yani 8.45'lerde benim en yüksek gördüğüm, belki evet bankalar arasında farklı bir daha yüksek spreadten. Şimdi ne oluyor dolar TL'de diye sorayım.
Zor soru. Yani son iki kolay haftayı sorsak, kolay cevaplasak adımız info evet. olmazdı. Son iki haftayı biraz böyle hani muhakkak çok fazla yayınla değerlendirme fırsatımız oldu. Yani TL tarafına baktığımız zaman tabii ki TL'nin hak ettiği değerlerin bu seviyede olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yönettiğimiz süreçte biraz bence algıyı yanlış yönettik. Dolayısıyla hem de üzerine dolar endeksi, ABD 10 yıllıkları bizi bu seviyelere geldi. Yani geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın değişimiyle evet piyasa 8.40 açıldı ama ondan sonra bir miktar 8'in altına 7.80'lere kadar gevşedi. Ondan sonra dün akşamki yaşadığımız hareket yine bir iletişim belki iletişimle ilgili bir problemden kaynaklı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görev değişikliği oldu. Onun etkisini gördük. Bugün tekrar 10 yıllıkları gördük. Bu arada yani son işte bu hafta ve geçtiğimiz haftanın bir kısmına baktığımız zaman gerçekten altından petrolüne gelişmekte olan ülke para piyasalarında bir şey para birimlerinde hepsinde ABD 10 yıllıkların etkisi çok büyük. Yani majör etkiyi o yönet şey yapıyor, sürdürüyor. Dolayısıyla hani burada TL paritesinde, Euro, dolar TL'nin içerisinde bunun etkisini görmemiz gerekiyor. Şimdi eski başkanın yürüttüğü bir politika vardı. Bu piyasada çok pozitif algılanmıştı ve bir anda değişikliği ne yazık ki bu algıyı ve Merkez Bankası kredibilitesini biraz etkiledi. Şimdi yeni başkanın bugün şeylerini gördük, açıklamalarını gördük. Yeni başkan tabii geldikten sonra da benzer ilk açıklamalarda bulundu. Bir politika değişikliğine gitmeyeceği ve bugün yaptığı açıklamalar gerçekten çok önemli. Bir politika değişikliğine gidilmeyeceğini, enflasyon üzerinde bir faiz vereceklerini, belirleyeceklerini vurguladı. Ve sıkı para politikasının enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar devam ettireceğini söyledi. Bunlar yani gerçekten piyasanın duymak istediği şeyler. Burada ne yazık ki hani, bu açıklamaların TL'nin değerlenmesini yeterli etki göstermesinin temel sebeplerinden biri. Yani biraz öngörüde sıkıntı yaşanıyor. Yani çok fazla başkan değişikliğine belki gittik dönem içerisinde. Bu Merkez Bankası'nın biraz kredibilitesini etkiledi. Dönem içerisinde attıkları adımlarla bu söylemlerine bağlı kaldığı görülürse muhakkak TL lehine değerlenme gerçekleşecektir. Ama burada yani çok önemli bir şeyi değerlendirmek lazım. Hani ben biraz daha orta uzun vadede bakıyorum. Önemli fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Yani her zaman yayınlarımıza söylüyoruz, bol likitte var piyasada. Bu pandemi devam ettiği sürece olacak ama bir gün pandemi bitecek. Dolayısıyla bizim bol likiditeyi mümkün olduğunca değerlendiriyor ve TL değine şey yapıyor olmamız gerekiyor. Etkisini gösteriyor olmamız gerekiyor. Yani bugün örnek veriyorum, yani bu ortamda bile 10 yıllıklar değerlenirken gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarını görebiliyoruz. Ve pandeminin sonunda ABD'nin faizleri arttırdığını düşünürsek, arttırmaya başladığını düşünürsek çok daha gelişmekte olan piyasalarda sert hareketlerle karşılaşabiliriz. Yani bizim şimdiden bu fırsatları iyi değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi Merkez Bankası Başkanı'nın bugün söylemleri çok yerindeydi. Piyasanın duymak istedikleri ama bundan sonra bu adımları gösteriyor olması lazım ki tekrar TL'nin yani Merkez Bankası'nın kredibilitesini oluşturabilsin. Ya aslında bizim söylemden, anlatımdan, neler yapılacağının açıklanmasından daha fazla bunları görmeye ihtiyacımız var. Evet. Ağustos döneminde bunları birdenbire gördüğü için piyasa aslında önemli bir perde açmıştı. Fakat son yapılan faiz artırımı biraz önden yüklemeli olduğu için galiba fazla kaçtı ve çeşitli değişikliklere anladığım kadarıyla neden olmuş durumda. Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir beklenti ortaya koymak lazım? Evet, pandemi bitecek ama yani pandemi bitecek lafını da bu kadar rahat söyleyemiyorum. Çünkü her gün hemen hemen bir uzmanla konuşuyorum, bir doktorla konuşuyorum. Ve onlar hayatımızda bundan sonra pandeminin olacağını, hayatımızı pandemiye göre şekillendireceğimizi söylüyorlar. Dolayısıyla kimse hani böyle şeyi falan beklemesin. Bundan sonraki hayatımız eski hayatımız gibi olacak, öyle bir durum yok.
Evet. Ama yani insanoğlunun en büyük özelliği uyum sağlaması. Yani Tabii. insanlık tarihi boyunca. Dolayısıyla evet, şu an belki anormal bir süreçteyiz. Bu pandemi bitmeyecek ama 2 sene sonra bu duruma uyum sağlayıp yeni normalleri oluşturup ekonomi normal çarkları içerisine dönüyor olacak. Dolayısıyla bizim en büyük özelliğimiz bu. O zaman belki farklı dinamikleri konuşuyor olacağız. Ama bu ekonomi bir şekilde normale dönecek. Ekonomi yönetimleri normal politikalarına dönecek. Bizim o günlere hazırlıklı oluyor olmamız lazım. Şu an doğru adımları, evet bazı belki Sayın Cumhurbaşkanı daha önceden de kullanmıştı. Hani acı reçete diye. Bunları görmemiz de gerekiyor olsa bizim o günlere şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani ne yapılması gerekiyor? Tabii ki bunun için en büyük şey sıkı para politikasına devam etmek. Yani enflasyonun etkisi, yani kurun etkisi enflasyona yansıyacak. Ama Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi bu an enflasyon üzerinde olması gerekiyor. Reel getiri sağlayacak ki yabancı yatırımcı biraz buraya çekelim. Yani riskleri ortadan kaldırmak ya da riskleri yönetmek çok önemli. Yani riskler yönetildikten sonra güven oluşacak, yabancı gelecek tahvil bono piyasasına, belki hisse senedine ve dolayısıyla bu aslında bir çark, bir yerden düzeltmeye başlamamız gerekiyor bu çarkı. Bu zamana kadar yani bir önceki başkanın uyguladığı politika güven vermişti piyasaya. Şu anki başkan da bence bu şekilde devam etmeli diye düşünüyorum. Aynı politikayı, sıkı para politikasını devam ettirmeli. Ve iletişimi de devam ettirmeli. Birazcık şu seviye taraflarından bahsedelim. Destekler, dirençler tabii ki çok fazla değişti. Yani çok sağlıklı bir fiyatlama olduğundan bahsetmek şu aşamada mümkün olmayabilir. Ama bir şekliyle bunları da konuşmamız gerekiyor maalesef. Dolayısıyla bir nereler destek, nereler direnç, hangi destekler, hangi dirençler çalıştı tam olarak? Tabii yani 8 çok dolar TL tarafında bu sert volatiliteden dolayı aslında psikolojik destek direnç seviyeleri çok önemli. 8 bence bir psikolojik seviyeydi. Bunun üzerindeki fiyatlama ne yazık ki bizi buralara taşıdı. Tekrar aşağı yönlü TL'de bir değerlenmeyi görmemiz için bence 8'in altında bir kapanışı, yani kapanışları görmemiz gerekiyor. Ama daha yakın destek dirençleri konuşuyor olacak olursak yani 8-22'ler bence önemli bir destek seviyesi. Yukarıda da 8.48'ler direnç seviyesi olarak görülebilir. Ama tabii ki dediğim gibi hani yani biz çok dolar TL paritesi çok fazla politik değişikliğe göre fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada teknik seviyeleri vermek gerçekten çok güç. Ama görünenler bu seviyeler. Peki şimdi ben döviz almak istemiyorum. Buralar dövizin bana çok pahalı olduğunu düşündürtüyor. Ya da daha da dövizin yükseleceğini düşünüyorum ama bu seviyeden de elim gitmiyor diyen bir yatırımcı grubu var. Onlar için de güzel bir finansal ürün var. Değil mi? Ne vereyim abime? Ne verelim, ne isterler? Yani kaldıraçlı tarafta bu işlemleri yapabilirler. Daha kısa vadeli. Yani yatırımcı belki buradaki TL'nin volatilitesinden yararlanmak istiyor. Ama fiziki dolarını satmak istemiyor. Ya da TL'siyle dolar almak istemiyor. Dolayısıyla gün içerisindeki bu hareketlerden yararlanmak için Forex'te kaldıraçlı işlemlerde. Yani kaldıraçlı işlemler diyoruz. Kaldıraçları hep anlatıyoruz ama yatırımcılar şunu da bilsin. Yani Forex tarafında illa kaldıraç kullanmak zorunda değil yatırımcı. Gelip talep ettiği takdirde SPK'nın mevzuaten uygun gördüğü maksimum kaldıraç oranı 1.10. Ama derlerse ki ben birebir kaldıraç kullanmak istiyorum ve 24 saat burada işlem yapmak istiyorum. Kaldıraç tarafta bu işlemleri yapabilirler. Alternatif çok ürün var. Ama forex yapmak istemiyorum. Kaldıraçlı işlem yapmak istemiyorum. Dolarım var, tutmak istiyorum. Ne yapabilirim? Eurobond'a yönlendirebiliriz. Eurobond işlemleri yapabiliriz. Belki hani bu son zamanlarda biraz CDS'lerin artması ne yazık ki son 1-2 haftadır. Eurobond fiyatlarını cazip hale getirdi. Bu tarafta belki yatırımcı dolar mevduatını değerlendirmek ister. Normal bir bankanın mevduat dolar mevduat faizinden çok daha iyi getiriler elde edebilecek, faizler verebilecek Eurobond'lar var. Bunları değerlendirebilir. Elinde doları yok, TL'si var. Bir taraftan dolar almak istiyor, alamıyor ama Eurobond da fena fikir değilmiş diyorsa.
Ne vereyim abi? Yani Orada bir Eurobond fonu vereyim mi? Hazinenin şeyleri, Eurobondları var. Onlardan alabilir. Yani ya da TL Eurobondlar var. Onlardan yararlanabilir. Onları verebiliriz. Anlamsız, Mine Hanım işiniz çok zor. Anlamsız hareketlere anlam yüklemeye çalışıyorsunuz ama çok zor demiş. Valla zor olmasa buranın adı da piyasa olmaz. Maalesef evet. Yani dünyanın her tarafında bu işi yapanların üstlendikleri farklı bir risk var. Hatta bence bir şeyin de olması lazım burada. Ne derler? Yıpranma payının da olması lazım bu sektörde çalışanları Kesinlikle. için. NNF Kesinlikle. Hedef Portföy Fonu diye geçen Mümin Hanım demişler. Evet, TEFAS üzerinde alabileceğiniz hedef portföyün fonudur NNF. Ama daha fazlasını konuşamayacağım çünkü iştirak bildiğiniz üzere yani kardeş şirketimiz. Artık yüksek kur, yüksek enflasyon ve yüksek faiz var. Muhteşem üçlü. Paran keş, paran varsa iyi, fakirsen içine girecek mezar bulamazsın demişler. O kadar enseyi karartmayın, her şey sonsuza kadar kötü gitmez diyeyim. Dolarda buralar kar realizasyonu için uygun mu? Dolarda maliyetlerinize bağlı. Nereden maliyetlendiniz? O önemli. Ama tabii ki yani bu daha önceden de gördüğümüz zirvelerden biri. Kar realizasyonu düşünülebilir buralardan. Ay kıyamam. 6 yaşındaki kızım pandemi 8 yaşına gelince biter mi diyor demiş. En çok onlar Vay. oldu tabii kıyamam gerçekten. Evet. Peki şimdi bir başka finansal ürün zaman zaman kendimize aslında böyle koştur koştur güvenli limana atalım dediğimizde aklımıza gelen ilk limandı. O iyi bir kaptan dalgalı denizde yanaştırıyorsa limana hasar vermeden gemiyi dediğimiz yer altındı, ons tarafıydı. Son zamanlarda öyle değil. 1686 dolardayız. Önce bir ons konuşalım. Ons konuştuktan sonra hani doları da konuştuk. Belki gram tarafı Evet. ya da TL bazlı olanlar tartışılabilir. Yani altın sene başından beri aşağı yukarı %9 aşağıya geldi. Yani çok kötü bir performans sergiliyor. Ama tabii ki hani az önce dedim, son zamanlarda gerçekten bütün piyasayı etki eden en önemli faktör ABD 10 yıllıkları. Şimdi ABD 10 yıl faizleri neden artıyor? Belki onu da anlatmak gerekiyor. Tabii. Şimdi en kısa zamanda, yakın zamandan başlayayım. Aşılamada çok iyi gidiyor Amerika. Yani Haziran ayı gibi nüfusun tamamını, %80'ini yanlış hatırlamıyorsam aşılama gibi bir hedefleri var. Bugün 30 yaş grubunun aşılanması başladı. Yani Biden geldiğinde ilk 100 günde 100 milyon aşı gibi bir şeyle çıkmıştı ama şimdi aşağı yukarı günlük 3 milyon aşı yapıyorlar. 100 milyonu geçtiler. Şimdi 200 milyon gibi bir hedefe vardı. Şimdi aşılanmanın şöyle bir avantajı olacak tabii ki. Diğer ülkelere göre hızlı aşılama yaparsanız pandemi ülke içerisinde belki bir kısımda yani çok daha hızlı kontrol altına alabileceksiniz. Üretim normale dönecek. Büyüme daha hızlı gerçekleşecek. Enflasyon olacak. Ve faizler artacak. Dolayısıyla böyle bir şey var. Döngü var. Piyasanın da böyle bir beklentisi var. İkinci nokta faizlerin böyle artmasının temel sebeplerinden biri. Yani üst üste teşvik paketleri geldi Biden başkanlığa geldikten sonra. Şimdi yakın zamanda da yeni bir teşvik paketi konuşuluyor. Tam hani rakam telaffuz edilmesi de 3 trilyon dolara yakın. Bu daha çok devletin altyapı yatırımı ve istihdamı arttıracak programa yönelik çalışmalarda kullanılacak. Dolayısıyla bu da büyüme hedefini yukarı taşıyor Amerika'nın. Bu da aynı zamanda büyümeyi diğer ülkelerden daha hızlı yapacağı için hem doları değerlendiriyor hem de 10 yıllık tahvillere girişleri şey yapıyor, etkiliyor. Dolayısıyla ABD dolarının bu kadar güçlü kalması ne yazık ki tabii ki güvenli limandan çıkıp hem tahvilleri hem de belki bir tık daha hisse senedi piyasasına paranın ama ABD tarafında hisse senedi piyasasına girmesine sebep oluyor. Bunun temel etkisinde işte bütün varlıklarda gümüşte, altında, gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde hepsinde görüyoruz.
Şimdi yani temel problem bu altın tarafında. Bu tabii ki günün sonunda belki bu kadar ciddi bir parasal genişleme muhakkak altın tarafında da fiyatları dengeye gelmesini sağlayacaktır. Ama kısa vadede bu 10 yıllık tahvillerin böyle bir etkisi var. Şimdi bu seviyeden sonra ne olur? 1670-75 seviyeleri önemli destek seviyeleri. Bunun altında belki 1650'leri görebiliriz. Ama yukarıda da 1700'ü kırıp oralarda kalıcı olması lazım yukarı yönlü devam etmesi için altın tarafında. Peki hem dolar TL'deki gelinen noktayı hem ons altın tarafındaki beklentileri bir araya koyarsak gram altının yatırımcısı ne yapsın? Gram altın yatırımcısı ne yapsın? Gram altın yatırımcısı eğer TL tarafında az önceki soruya istinaden söylüyorum. TL tarafında bir kar realizasyonu yapması gerektiğini düşünüyorsa ya da bu seviyelerin kar realizasyonuna uygun seviye olduğunu düşünüyorsa TL tarafında ve elinde altında varsa altında da belki kar realizasyonu düşünüyor olabilir. Çünkü hani altın fiyatları belli ki ABD tarafında işler biraz daha böyle gidecek. Dolayısıyla altına daha yatay bir fiyatlama, ons altına daha yatay bir fiyatlama görebiliriz kısa vadede. Dolayısıyla hani TL'nin hareketinden dolayı da gram altının fiyatları 451'lere geldi. Eğer maliyetleri düşükse belki burada da bir miktar kar realizasyonu düşünebilir. TL'nin hareketine bağlı olarak. Ama hep söylüyorum eğer yani gram altın yatırımcısı kaldıraçlı bir işleminiz değil, fiziki bir işleminiz varsa ve biraz daha orta vadeli bir yatırım düşünüyorsanız bu konuda belki biraz daha tutulabilir. Nereye kadar tutulabilir? Benim kabaca hani orada tahminim 484 seviyeleri önemli direnç seviyeleri gözüküyor gram altında ama tabii ki bu değişken dolar TL ve altın onsa bağlı. Açılışta devre kesen hisse nasıl alınır? Devreye Açılış TL. Evet. Mina Hanım'da long yakalandı herhalde son düşüşte. O da kendini bırakmış artık makyaj bile yapmamış. Yok ya televizyondan geliyorum. Yazılar geçiyor üstünde. O yüzden öyle görüyorsunuz. Televizyon yerimde var yani makyaj. O kadar bir anda silmiş olamaz. Ayrıca arası piyasa düşüş de var, çıkış da. Asla enseyi karartmamak lazım. Onu da unutmayalım. Info menkul, hedef portföy, hedef girişim sermayesi. Bunlardan kim kimin neyin sahibi iştiraki bir kısaca aydınlatsan demişler. Hepsi birbirinin kardeşi. Diyelim. Evet. Peki gelelim altını geçtik, gramı geçtik, doları geçtik, dolar alternatifi olanları geçtik, bir euro konuşalım. Evet, Euro 1.17.23. Ben 1.17.30 seviyelerin orada önemli destek görüyordum. İlk başta teknik olarak söyleyeyim. Bunun altında fiyatlanıyor. Yine burada dolar endeksinin güçlenmesi önemli bir faktörlerden biri. Ya da ABD 10 yıllıkları diyelim. Euro tarafına bakalım. Yani dolar tarafını çok konuştuk. Euro tarafında, Euro bölgesinde pandemide işler pek iyi gitmiyor. Aşılama çok istenilen düzeyde değil. Aşıya ulaşım istenilen düzeyde değil. Ülkelere baktığımız zaman önemli lokomotiflerden Almanya kısıtlamaların tarihini uzattı 18 Nisan'a kadar. Fransa'da işte doktorlar bildiri yayınladı, yoğun bakım doluluk oranları %93'e vardı. Yani ciddi bir şekilde pandemide orada üçüncü zirveyi yaşıyor gibiler, belki de yaşıyorlar. Dolayısıyla Euro tarafında çok işler iyi gitmiyor. Ama Euro dolar fiyatlanmasının temel şeyinde etkisi ABD tarafı etkin görünüyor. ECB'den tabii böyle sıklıkla açıklama geliyor. Şimdi ton tahvil ABD 1.9 trilyonluk teşvik paketini açıkladıktan sonra ECB'de biraz varlık alım paketini miktarını arttırmıştı. Ama son 2 haftadan beri beklenti dahilinde bir varlık alımı gerçekleştiriyor. Sözlü müdahalelerde bulunmaya çalışıyorlar. Yani pandemi bugün bitse bile yakın zamanda bitse bile mevcut acil durum paketinin devam edeceğine yönünde güven vermeye çalışıyorlar. Şimdi fiyatlama böyle devam ederse ABD tarafında 1.17.30'u kırdık. 1.17 seviyeleri belki önemli bir destek
olabilir. Yarın TÜFE verisi gelecek Euro bölgesinde. O önemli bir veri. Volatiliteye sebep olabilir. Orada bilindiği gibi ECB'nin bir %2'lik enflasyon hedefi var. Onu tutturmaya çalışıyorlar. Ama hani teknik olarak da 1.17 seviyesi yakından takip edilebilir orada. Gümüş bu Ondan sabah. da de, pardon. Devam edin siz. Ondan da daha önemlisi bence hasta yani pandemi tarafında gelişmeler daha yakından takip edilebilir. Altın alamayan bir ara gümüşe dadanıyordu. Gümüş tarafı nasıl? Yani Onu şey sormuşlar. gümüş de altın onstan çok farklı bir fiyatlama görmüyoruz. Aşağı yukarı yüzdesel bazda altınla aynı hareketi yaptı. Orada şu an 24-12'lerde. Ben yani çok farklı şey olarak etkileyen faktörler olarak şeyden altından farklı bir şey söyleyemeyiz. Ama teknik olarak belki 23-98 seviyeleri biraz dikkat edilmesi gereken seviyeler daha da aşağı yönlü hareketini arttırabilir bu seviyenin altında bir fiyatlama. Yukarıda da belki 24-80'ler kırılırsa yukarı fiyatlama biraz daha sertleşebilir diyebiliriz. Peki, Yunan Avrupa ve İsrail'e önemli sıcak mesajlar geliyor, açıklamalar geliyor Türkiye'de yine demiş. Henüz açıklamaları görmedim. Gördükten sonra yorumlarız ama tabii ki. Bitcoin tarafındaki yükseliş devam eder mi? Yukarıda direnç noktası nedir demişler. O kripto işinde destek nereye, direnç nereye, nasıl konuyor ben onu çok anlayabilmiş değilim açıkçası. Yani açıkçası ben de anlayamadım. Orada son zamanlarda biraz işte coinlerde, kripto tarafında hem şirketlerin yönlendirmesi, bazen de işte Elon Musk gibi önemli kişilerin yönlendirmesi fiyatlama çok etkili oluyor. Yönlendirme değil, Dolayısıyla ona açık seçik manipülasyon derim. manipülasyon yani demek istemedim evet ama çok net bir şekilde manipülasyon. Bu bir regülasyona tabi bir ürün olsaydı net bir manipülasyon olurdu. Önce bunu ben söylüyor olsaydım mesela şimdi ceza yemiştim. Elon Musk söyleyince ceza yemiştim baba. Vadeli işlem tarafına nasıl bakıyorsunuz? Vade işlem ve opsiyon borsasına. Orada çünkü önemli şekilde insanların kendine hedge etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Opsiyon yazarak bu işte özellikle dövizle iş yapan kişiler için söylüyorum. Yani çok önemli tabii ki. Biz burada mesela kurumsal yatırımcılarımız oluyor. Onlara kısa vadeli belki işlemleri için kaldıraçlı tarafı önerebiliyoruz. Yani bu hem Forex tarafı hem de VIOP tarafı. Örnek veriyorum Dolar-TL ya da Euro-Dolar bu tarz enstrümanlar için kısa vadeli tarafta bunlar değerlendirilir. Ama daha uzun, orta uzun vadeli stratejiler ya da işte hedging mekanizmaları için opsiyonlar değerlendirilebilir. Bu opsiyonlar yani müşterinin ihtiyacına ya da işte alacak borç, dolar, euro vesaire özel bizim tarafımızdan yani biz ararlarsa hazinemiz onlara özel bir fiyatlama yapabiliyor. Ama daha böyle standart kontratlarda işlem yapmak isterlerse VIOP tarafında istenilen vadeye göre orada açıp hedging etçilerini yapabilirler. Fon tarafı. Sadece euro dolar gibi düşünmemek lazım burada tabii. Hisse senedi pay piyasasındaki hedging işlemlerini de VIOP tarafından yapabilirler. Çip krizi daha çok otomotiv sektörünü etkilemiş görünüyor. Üretim kesti Ford Auto. Dolayısıyla hani oradaki süreci takip edeceğiz. Hem maliyet tarafında önemli görünüyor. Hem de açık krizinin haricinde döviz tarafındaki bu kadar yükselme otomotiv piyasasında da fiyatların doğal olarak yükselmesine ya da oradaki kar marjlarından satmak için feragat etmeye doğru gidebilir ki çok da fazla kar marjı olmadığını biliyorum otomotiv sektörünün en azından bilgi olarak o kadarını verebilirim diyeyim. Türkiye'nin dijital para ne zaman çıkar? Yani çalışmaları sürüyor bildiğim kadarıyla merkez tarafında. Onların bileceği, yapacağı bir şöyle genel bir pant sorayım. Panttan sonra genel bir toparlama yapıp kapatalım. Tamamdır. Sterlin tarafı herhalde ya da İngiltere tarafı aşılama konusunda en iyi giden Avrupa ülkelerine, birlik içerisinde olmasa da Avrupa ülkesi diyelim.
en iyi ülkelerden biri. Yetişkin nüfusun yaklaşık %60'ını aşılamış durumda. Kısıtlamaları da bir 4 aşamada kaldıracak yakın zamanda. Yani belki Avrupa'da, hatta dünyada, Avustralya, Yeni Zelanda'yı saymazsak, işte bizim hiç yakın çevremizde en hızlı normalleşen ülkelerden biri olacak. Dolayısıyla bu tabii ki sterlin üzerinde önemli bir fiyatlama yapabilir. Pound dolar tarafına baktığımız zaman yine hala ABD tarafının haber akışı ve oradaki gelişmeler çok etkili. Ama euro dolar, euro pound, euro sterlin tarafında sterlinin bu İngiltere'nin içerisindeki bu gelişmeler sterlin değerlenmesinin ciddi etkileri oluyor. Orada teknik bakımdan bir, yani pound dolar tarafında 1.38 seviyelerini önemli görüyorum ben. Belki onun altında da 1.36-60 seviyeleri destek olarak değerlendirilebilir. Yani bir de burada sterlin tarafında işlem yapan yatırımcılarımız varsa, orada en son Merkez Bankası'nın bir faiz değişikliği olmadı. Ama ara ara gündeme gelen ve konuşulan negatif faiz. Bu gerçekleşir mi ya da böyle bir adım atarlar mı bilinmez, ama bu fiyatlama üzerinde çok etkili olacaktır. Yani genel olarak o taraflarda yakın zamanda böyle bir şey yok, amaçları yok, ama sıklıkla gündeme gelip konuşuluyor, değerlendiriliyor. Belki o takip edilebilir. Var mı başka bir şey eklememiz gereken, dikkat etmemiz gereken? Petrolü ekleyebiliriz. Petrol tarafı orada son yine bir iki haftadır orada da önemli gelişmeler oldu. Süveyş kanalındaki kazayı muhakkak ilgili yatırımcılarımız takip etmiştir. Dün itibariyle açıldı o taraf. Trafik normale döndü. Yani dünya ticaretinin çok ciddi bir zararı olduğu konuşuluyor. Tamamen normale dönmedi trafik, ama kontrollü devam ediyor. Bu haberle beraber, yani Süveyş kanalının kapanmasıyla beraber, yaklaşık 300 tane gemi sırada, 350 tane gemi bekledi. Bunların bir kısmı tankerdi. Fiyatlama üzerinde, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir hareket gösterdi bize. Şimdi gitgide trafik açıldıktan sonra bir miktar normale döndü fiyatlama, ama en önemlisi ondan da bu biraz işin magazin kısmı oldu normale döndüğü için. Bu hafta Perşembe günü OPEC Plus toplantısı bekleniyor. Orada Suudi Arabistan'ın üretim kısıntılarını Haziran ayına kadar devam ettirme talebi var. Buna diğer üye ülkelerin ne tepki göstereceği, ne diyeceği çok önemli. Rusya henüz burada hani görüşmelerin devam ettiğini açıkladı, ama kendi fikrini beyan etmedi. Orada üretim kısıntılarını Haziran'a kadar öteleme bir durumu olursa, bu petrol fiyatları üzerine sert hareketlere sebebiyet verebilir. O yüzden oradaki toplantıyı yakından takip edilmesi gerekli diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Umut Kurcan. Kolay Ben gelsin. teşekkür ediyorum. Hepimize Kazasız teşekkür belasız ederiz. bir günü daha atlatmış olmanın Çok verdiği şükür. umudu. Rahatlıkla yayını da kapatalım o zaman. Her şeyden önce sağlıklı, sonra da bol kazançlı günler diliyorum herkese. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.